sevgili seyirciler. Hemen hocam İYİ Parti'ye hızla konuşalım. Tartışmalar var. Biz hani aslında seçim öncesinde de sizlerle de yaptığımız programda şunu söylüyorduk. Yani İYİ Parti'nin yönetiminin kaybet kaybettir stratejisinin partiyi bitirdiğini hani ortalama zekada herkes görüyordu. Biz de bunu ifade ettik. Hani İYİ Parti böyle devam ederse sonucu saraya yarayacak politikalar uygularsa seçmen desteğini İYİ Parti'den çekecek dedik ve çekti. Görünen köy kılavuz istemezdi. Hala neden öyle bir tırnak içine strateji izledi Meral Akşener bilmiyoruz. Ama sonucun bu olacağı muhakkaktı. Şimdi parti karıştı. Partide bir takım adaylar var. Ne oluyor İYİ Parti'de hocam? Siz bir siyaset bilimci olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok net şu görünüyor ki İYİ Parti bir tarihi fırsatı kaçırdı Türkiye parti siyasetinde. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uyguladığı ekonomi politikalarından zarar gören ama kendisini özellikle ideolojik anlamda solda tanımlamayan, merkezde konumlanmış bir merkez sağ gelenekten gelen en azından ikinci, üçüncü kuşak seçmen, İYİ Parti'nin 14 Mayıs sonrası izlediği politikaları hayretle takip etti benim görebildiğim kadarıyla ve İYİ Parti stratejik hatalarını sürekli olarak yeniden üretti. Şöyle ki, şimdi yerel seçimler özellikle seçimin doğası gereği iki aday arasında geçen seçimler. Türkiye'deki seçim haritasına bakıldığında, siyasi partilerin oy güçlerine bakıldığında, iller bazında en büyük iki parti birbirlerinin büyük ölçüde çoğu ilde rakibi durumda. Şimdi İYİ Parti oyunu şöyle kurmaya çalıştı. Yani biz 14 Mayıs sonrası başladığımız Cumhuriyet Halk Parti karşıtı politikalarımıza devam eder isek, bu iki parti, güçlü iki partiye rağmen belirli seçim çevrelerinde başarılı olabiliriz. Böyle bir stratejinin tutması doğası gereği mümkün değil idi. Şimdi aslında İYİ Parti seçmenini bir okuyamadı. Seçmen kadar aslında kıvrak politik zeka ile hareket etmedi kanımca. Çünkü seçmen, İYİ Parti seçmeninin en temel niteliklerinden biri Adalet ve Kalkınma Partisi karşıtlığı üzerinde İYİ Parti saflarında bir araya gelmesi. Evet, ideolojik kimlikleri itibariyle milliyetçi bir seçmen ama milliyetçilikle liberalliği harmanlayan ve merkez sağ geleneğe oturan bir toplumsal tabanı vardı. İYİ Parti zannetti ki sadece biz AKP ve 14 Mayıs sonrası Cumhuriyet Halk Partisi karşıtlığıyla kampanya stratejimizi kurarsak, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi karşısında belirli seçim çevrelerinde başarılı olabiliriz. Hayır, yerel seçimin doğası gereği iki aday arasında geçen seçimlerde üçüncü bir siyasi partinin seçim kazanma ihtimali çok sınırlı iller dışında ki o sınırlı iller 31 Mart'ta Nevşehir örneğinde görüldü. Ordu'da bir tartışma vardı, olmadı. Bir tane il, Asya'da ilçe kazandı. Aslında İYİ Parti bunun yerine stratejisini 14 Mayıs sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi ile informal ittifak ya da yasal olarak seçim işbirliğiyle yola devam etse idi, aritmetik anlamda elde edeceği belediye başkanlıklarının tabii, çok üzerinde tabii. Belediye başkanlığı kazanabilirdi. Tarihi fırsatı kaçırdı diyorum. Şimdi tabii asıl tarihi fırsatı İYİ Parti kaçırırken tarihi fırsatı yakalamış olan bir Cumhuriyet Halk Partisi var karşımızda. Evet. Neden? Çünkü seçim sonuçlarının kabaca değerlendirmesi göstermektedir ki İYİ Parti seçmeninden başta büyük kentler, batı kentleri olmak üzere ki buralarda İYİ Parti'nin belirli bir sosyolojik taban oluşturduğu seçim çevreleri Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını hem belediye başkanlığı örneğinde hem belediye meclis üyeliği örneğinde belirgin bir geçiş var. Dolayısıyla aslında İYİ Parti kurulduktan sonra yapılan ciddi akademik araştırmalarda İYİ Parti tabanı ile CHP tabanının birbirine benzediğine ilişkin bulgular vardı. Bu bulguları çok iyi okuyabilseydi İYİ Parti, yerel seçim
İYİ Parti'nin kendi başına yarışacağı seçim olmadığını bir şekilde kavraması gerekiyordu. Çok ama böyle bir yaklaşım yerine tek başına seçime girdi. Seçimden de başarısızlıkla çıkınca şimdi bir kurultay süreci yaşanıyor ve kurultay süreci de ilginçtir. Yani 4-5 tane aday yarışacak. Fakat adayların özellikle neden kurultayda aday olduklarına ilişkin İYİ Parti'ye geçmişte oy veren seçmenin önümüzdeki süreçte yine vermesi konusunda ben bugüne kadar ikna edici bir söylemlerinin de olmadığını görüyorum. Evet, çok doğru. Evet hocam. Yani aday olduğunuz Meral Akşener'den farkınız ne, evet, diye özetleyebiliriz, evet, bu söylediğinizi. Evet.